Allahümme salli ve sellim ve berg Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Kutuat-ı Medine 2. cilt 21. cüzdeyiz. Bir önceki dersimizde ifade ettiğimiz üzere aracın mantığında 16 ders olarak devam edeceğimiz süreçleri anlamaya çalışıyor olacağız. Buna göre şimdi 21. bölümde sizlerle araç mantığına göre süreci anlamaya çalışacağız zira herhangi bir aracın mantıksal özellikleri bizlere mutlak surette bir süreci beraberinde getirir aracın varlığı süreci ikmal eder nasıl var olduğunu bildiğimiz her araç ya da var olmadığını bilmesek bile kendi süreciyle kendi içinde bizlere kendini izah etmeye hazırdır bir araç var olduğu anda mutlak surette şu üç özelliği bellidir. 1- Hangi süreçlere tabi olduğu bellidir. Yani aracın nasıl oluştuğunun, nasıl var olacağının, nasıl bozulacağının, nasıl başka bir şey dönüşeceğinin, neler olduğunu, bu süreçlerden nasıl geçeceğini aracın kendisinde var olanla biliriz dışarıdan gelecek olan etkiler aracın kendi sürecine dahil değildir. Aracın mantığındaki süreç kendisindedir. İkinci özelliği ise hangi aksaklıkla sürecin sekteye uğrayabileceği de aracın kendisinin mantığındadır. Yani bu aracı kullanırken nasıl hatalar yapılır, kaderde ve kazada neler olursa, nasıl bir değişkenlik olur onu görürüz. Aracın kaderi sürecidir, aracın kazası sürecin sekteye uğrama sürecidir. Öyleyse kader ve kazaya tabi olmak, araçların mantığını kavramak adına önemli bir ilim alanıdır ki Fütuhat-ı Medine'de bu ilim alanına hizmetle mükelleftir. Üçüncü olarak hangi biçimle sürece yön vereceği de aracın varlığındaki mantığa, dahil edilmiştir. Aracın mantığına dahil edilmiştir. Çünkü bizler herhangi bir şekilde bu araçla bir başka aracı bir araya getirdiğimiz ki bir sonraki derslerimizde anlatıyor olacağız. Neler olabileceğini aracın kendisinden öğreniriz. Kişi belli olanı belirleyemez. Süreç ise değişebilir. İşte bu da işin kader hükmü tarafındadır. Bizler bir aracın belli olan kısımlarını belirleyemiyoruz. Yeniden belirliyorsak bu yeni bir araç yaptığımız anlamına geliyor. Belli olansa tabiyeti, aksaklığın mahiyetini ve biçimini belirler. İşte insanoğlunun en zorlanan alanlardan biridir. Aracın kendisine tabi olmak bu belirlilik ilkesi gereğince artık mecburiye olur. Her araçta aksaklığın varlığı kaderin sahibinin büyüklüğündendir. O zaman bu mahiyetten haberdar olmak illetinden illetiyle hakikati anlamak üzeredir. Aracın belli olan biçimini bilmekse ilmiye sınıfının bilmesi gereken ve pratiğini yapacak olan insanlara aktarması gerekendir. Herkes tabi olmalıdır. Herkes aksaklığın mahiyetini bilmiyorsa da olduğunda kaza diyebilmelidir. Biçimi ise öğreticiler tarafından öğretilmelidir. Sürecin değişebilirliği karşısında elbette mukadderatın büyüklüğünün inceliği hasıl olur. Bazen değişmeyedebilir. Zira başından sonuna kadar gelip gidebilir. Yahut araç olmaktan çıkabilir, başka bir şeye dönüştürülebilir. İşte burası da kaza ve kaderde mukadder gücün varlığını gösterdiği gibi bu varlığın insanlara hizmet eden araçları başka bir şekilde kullanımına izin vereceğine dair delil hükmündedir. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.